Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sizlerle sadece 7 tane nemlendirici krem önerisi paylaşacağım. Çünkü kendi kullanmadığım bir ürüne bu videoda yer vermedim. Bu ürünlerin hepsi benim kullanıp bitirdiğim, aknenizle beraber kullandığım ve aknenizin soyulma gibi yan etkilerini minimuma indiren, gerçekten çok memnun kaldığım ürünler. Sadece birkaç tane yeni keşfettiğim, aknenizle beraber kullanmadım ama içerik listesi olarak ve yapı olarak da çok uygun bulduğum birkaç tane ürün var. Onları da bu videoya dahil etmek istedim. Şu an akneniz kullanamıyorum çünkü emzirme döneminde olduğum için A vitamini bu dönemlerde kullanılmıyor. Akneniz değil ama yine retinol türevi olan bir içerik kullanıyorum rutinimde. Tam olarak aknenizle tecrübe etmemiş olsam da bu önereceğim diğer kremleri. Sonuçta retinol türevlerinin ciddi ver yarattığı hassasiyet benzeri olduğu için akneniz kadar agresif olmasa da yine başka bir retinol türeviyle onayladığım kremler bu diğer ikisi de. Yani aslında bu videoda yer verdiğim nemlendirici kremleri sadece aknenizle beraber değil, retinol türevi içeren tüm ilaçlarla ve kremlerle kullanabilirsiniz. Kremlere geçmeden önce eğer benim ilk bu videomu izliyorsanız ve akneniz diye bir şeyden bahsediyor bu kız, bu da ne diyorsanız. Akneniz içerisinde yüksek oranda retinoik asit içeren çok güçlü bir ilaç. Bu ilacı doktor veya eczacınızın kontrolünde kullanmanız en doğru olan. Ben de doktor kontrolünde uzun yıllar boyunca kullandım ve 3 kere Roaccutan kullandıktan sonra tekrarlayan sivilcelerimden ve sivilce izlerimden akneniz yardımıyla kurtuldum. Bu kanalda da sizlerle bu tecrübelerime çokça yer veriyorum. Çünkü birçok insanın bu dertten muzdarip olduğunu biliyorum. Kaldı ki akneniz gerçekten kullanması çok zor bir ilaç. Kullanması neden zor? Çünkü ciltte çok fazla iritasyona sebep oluyor. Cildi hassaslaştırıyor. Cildiniz soyulabiliyor. Bu etkileri minimuma indirebilmek için de nemlendirici krem kullanımı gerçekten çok çok önemli. Yani cildinizi eğer iyi nemlendirirseniz aknenizi konforlu kullanabilirsiniz. Bu yüzden nem çok önemli. Ancak hani nemlendirelim cildimizi ama neyle nemlendirelim? Şimdi aknenizi kullanırken cildimizin yapısı biraz farklı oluyor. Bu yüzden içeriklerine çok dikkat etmek lazım kullanacağımız kremlerin. Bu videoyu çekme sebebim de bu. Bence gerçekten eğer ki akneniz kullanıyorsanız veya kullanmayı düşünüyorsanız çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada kremlere geçmeden önce tekrar bir uyarı yapmak istiyorum. Her videomda yaptığım gibi. Ben dermatolog veya eczacı değilim. Size bu ilacı alıp kullanmanızı ben tavsiye edemem. Ben sadece bu kanalda kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Siz yine doktorunuza veya eczacınıza danışarak bu ilacı kullanın. Bu kremler de bana iyi geldi. Ama bunların size iyi geleceğinin bir garantisi yok. Ben her ne kadar içeriklerine dikkat etsem de benim cildimin anlaştığı bir içerik veya çok sade bir içerik listesi olan bir krem bile sizde sivilce yapabilir veya aknenizden hassaslaşmışsa cildiniz sizde krem sürdüğünüzde yanma gibi bir reaksiyon da verebilir. Bunu deneyerek görmek lazım. O yüzden benim beğendiğim veya cildin anlaştığı ürünün sizde %100 işe yarayacağını da garantisini veremem. Tamam, o zaman bu ön uyarıları yaptıktan sonra nemlendirici krem önerilerine geçebiliriz. Şimdi benim krem seçerken dikkat ettiğim 5 tane madde var. Birincisi içerik listesinin kısa olması. Çünkü akneniz kullanırken cildiniz hassas olacağı için içerisindeki, yani kalabalık listedeki herhangi bir içeriğe cildiniz normalde reaksiyon vermezken reaksiyon vereceği tutabilir. Bu yüzden derli toplu bir içerik listesi daha uygun. Bu arada bununla ilgili birkaç istisna ürün önereceğim bu videoda. Ama neden önerdiğimi de o ürünlere geçince detaylı anlatacağım. İkincisi, ürünün içeriğinde parfüm olmaması. Parfüm hassasiyet yaratma potansiyeli çok yüksek olan bir içerik. O yüzden bu dönemde kullanacağınız ürünlerde parfüm olmazsa iyi olur. Bu arada illa hani parfüm olan bir ürün sizde hassasiyet yaratacak diye bir şey de yok. Memnun kalıp kullanabilirsiniz. Ama birinci önceliğim benim içerisinde parfüm olmaması. Üçüncü çok önem verdiğim şey ise kullanacağınız nemlendiricinin EHA veya BHA, yani alfa hidroksiasit veya beta hidroksiasit içermemesi. Çünkü dediğim gibi zaten star akneniz, zaten retinoik asit kullanıyorsunuz. Nemlendiricinizin içerisinde bir de salisilik asit veya glikolik asit olursa cildiniz iyice hassaslaşıp çok kötü reaksiyon verebilir. Bu yüzden bu tarz asit içerikli nemlendiricilere de yer vermemeniz gerekiyor rutininizde. Dördüncü dikkat ettiğim şey ise bu dönemde kullanacağınız nemlendiricinin normal zamanda kullanacağınız nemlendiricilere göre biraz da oklüsif yapıda olması. Yani oklüsif içerikler içermesi. Bunun sebebi de akneniz kullandığınız dönemde cildiniz nem kaybı yaşamaya çok çok daha müsait oluyor. Ve bunu önlemek için kullandığınız nemlendiricinin içerisinde biraz daha bir bariyer oluşturucu oklüsif içerikler olması sizin cildinizin nemini daha iyi korumasına yardımcı olacaktır. Eğer normalde yağlı bir cildiniz varsa normal zamanda kullanacağınız nemlendirici akneniz kullandığınız dönemde size yeterli gelmeyecektir. Bu yüzden bu önerdiğim nemlendirici tipinde nemlendiriciler kullanmanız daha iyi olur. Akneniz döneminde nemlendirici seçerken dikkat ettiğim 5. madde ise kullanacağımız nemlendiricinin yatıştırıcı, cildi sakinleştirici ve cilt bariyerini onarıcı içerikler içermesi. Şimdi zaten akneniz bir yandan cildinizi soyuyor, yenileniyor ve bir şeyler yapıyor. Buna destek olacak içerikler
Bu dönemde bizim can kurtaranımız oluyor ve ilacı daha konforlu kullanıp daha çok verim almanızı sağlıyor. Yani şöyle düşün, akneniz bir şeyler yaparken, merdivenden çıkarken bu içeriklerde onu sırtından ittirip onu böyle yükseltiyor, destekliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu içerikler neler? Niacinamid, pantenol, allantoin, madecassoside, santalla asiatica, peptitler, hyaluronik asit gibi bu tarz nem çekici, cilt bariyerini güçlendirici, sakinleştirici içerikler mutlaka nemlendiricilerinizde, yani hepsi bir arada olmasa da en azından birkaç tanesinin olması sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Evet, şimdi geliyoruz ürünlere. Birinci önereceğim ürün, eğer ki beni takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuz ve gördüğünüzde şaşırmayacağınız bir ürün. Avène'in Kikalfate diye okunuyor sanırım. Restorative Protective Creamy. Bu kremle başlamak istedim. Çünkü bu krem benim bu kullandıklarımın hepsinin arasında olmazsa olmaz diyeceğim. Gerçekten o kızarıklığa ve o yanmaya en çok iyi gelen krem. Şimdi diğer göstereceklerim biraz daha normal nemlendirici olarak da kullanabileceğiniz ürünler. Ama bunu her halükarda ben almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu diğerlerine göre birazcık daha yoğun yapıda. Ama çok daha onarıcı etkisi güçlü bir ürün. Ya bunu her gün nemlendirici olarak kullanmak için belki bir tık size ağır gelebilir. Ama elinizin altında bulunmasını isteyeceğiniz bir ürün. Ben bunu özellikle kurumaya meyilli bölgelerime sürüyordum. Çok iritasyon duyduğum dönemde her gün kullandığım da oldu. Ama cildim biraz daha alıştıktan sonra haftada bir, haftada iki veya kızarıklığım olduğu zaman kullanıyordum. Avène zaten tüm ürünlerinde termal su kullanıyor. Termal su ve çinko oksit var. Bu ikisi gerçekten cildi çok güzel sakinleştiriyor. Yani buna mutlaka bakmanızı öneririm. Bunların içinden birini alacağım, hangisini alayım derseniz her halükarda alacağınız bir krem olsun bu. Bu arada bu kreme benzer, muadil, La Roche-Posay'ın da bir tane ürünü var. Ama o bende sivilce yaptığı için onu bu videoda önermek istemedim. Ama belki sizde sivilce yapmaz. Onun da şu anda ekrana resmini koydum. Yani bir aklınızda bulunsun o da. O da güzel bir ürün. Ondan da çok çok memnun kalan var. Ama dediğim gibi bende sivilce yaptığı için dahil etmek istemedim. Ama içerik listesine bakınca gerçekten o da aklınıza beraber kullanmak için çok uygun bir krem. Evet, ikinci önereceğim krem de Clarisse'in Midnight Blue Calming Creamy. Videonun başında size aslında içerik listesi kısa ürünleri daha çok önerdiğimden bahsetmiştim. Bu ürün benim için bir istisna. İçerik listesi uzun ama içerik listesi o kadar güzel ve o kadar aklınızla beraber kullanmak için uygun ki o yüzden benim için bir istisna yapılabilecek bir ürün oldu. Ama biliyorsun ki Kore ürünleri daha fazla içerikler kullanmayı daha çok seviyorlar. Bu ürün de benim için bir istisna oldu. Bu ürün içinde seramitler, hyaluronik asit, peptitler, santalla asiatica, gliserin, shea yağı hepsi aynı anda var. Yani gerçekten tam bir aknelizle beraber kullanma kremi. Ve ciltte bıraktığı etki çok güzel, nemli, yatışmış, kızarıklıkları azalmış, neme doymuş. Ama aynı zamanda böyle o nemlendirici hala yüzünüze hissediyor. Oklusif içinde shea yağı olduğu için o da cildinize bir bariyer oluşturuyor ve cildinizdeki o nemi korumaya yardımcı oluyor. O yüzden bu kremi çok çok öneririm. Bakabilirsiniz eğer yani akneniz kullanmıyorsanız bile bence elinizin altında olmasını isteyeceğiniz tipte bir krem. Zaten calming cream diyor, yani yatıştırıcı ve nemlendirici bir krem. Bu bahsedeceğim ürünü de ben yeni keşfettim. Yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum ve inanılmaz beğendim. Gerçekten uygun fiyatlı olarak da size önereceğim bir krem arayışındaydım. Zaten satın alma sebebim buydu. Ve bu kadar çok beğeneceğimi hiç tahmin etmiyordum. Bahsettiğim ürün Neutrogena'nın Hydro Boost Gel Kremi. Bu kremin gerçekten harika bir yapısı var. Zaten adından da anladığınız gibi gel krem. Jelimsi, çabuk emilen, gerçekten güzel bir ürün. Yani kıvamı hafif yok gibi bir krem değil. Bu arada ben kuru ciltler için olanını aldım. Bir de normalden yağlıya dönük ciltler için olan bir versiyonu var. Kuru ciltler için olanı almamın sebebi bunun parfüm içermemesi. Diğeri çünkü parfüm içeriyor. Bu arada ekrana size ikisini de içerik listesini koydum. Almadan önce zaten hepsinin içerik listesine bakarak karar veriyorum. Gördüğünüz gibi kuru ciltler için olanı parfüm içermiyor ve diğerine göre karma ciltler için olan nemlendiriciye göre daha kısa ve öz bir içerik listesi var. Gerçekten beni çok şaşırtan ve pahalı ürünlere kıyasla onlardan hiçbir eksiği olmayan bir nemlendirici bence. Hatta ben bunu Laneige'in Water Sleeping Mask'ine çok benzettim. Ona uygun fiyatlı bir muadil olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta illa ki uyku maskesi yazması gerekmiyor. Bunu da cildinize altına serumları uyguladıktan sonra kat kat üzerine bunu sürebilirsiniz. Bence bu da aynı görevi görecektir. Ve indirim buldukça alacağım bir ürün. Ben bunu indirimle yaklaşık 45 liraya falan almıştım. İnanılmaz. Yani fiyatına göre hele inanılmaz bir ürün.
Evet, dördüncü ürün de Apion'un Madde Kososide Cream'i. Bunun jel versiyonu da var ama dediğim gibi bu dönemde sadece jel olanlar biraz cildinize az gelecektir. Bu daha çok krem yapıda olması daha iyi. Bu da krem versiyonda olduğu için ben bunu aklınızla beraber severek kullanmıştım. Bu da içerisinde dediğim gibi cilt bariyerini güçlendirici, onarıcı Madde Kososide içeriyor. Aynı zamanda Santalya Asiatik Özü içeriyor. Ve Kore ürünü olmasına rağmen içerik listesi çok kalabalık değil şunun gibi. O yüzden buna da bu videoda yer vermek istedim. Evet, son bahsedeceğim 3 ürün şu anda benim elimde yok. Ama bunlar da benim bitirip aldığım en az 2-3 kutu bitirdiğim ve çok çok memnun olduğum ürünler. Şu anda elimde çok nemlendirici olduğu için bunlar varken onları almam saçma olacağı için almadım. Bu bahsedeceğim ürün Bioderma'nın Sebium Hydra isimli nemlendiricisi. Bu Sebium Hydra benim Roaktan dönem 3 kere Roaktan kullandım ya ben hani. 3 Roaktan kullanırken de sadece Sebium Hydra kullanıyordum. Full Sebium Hydra, Sebium Hydra bittikçe onu alıyordum. Ve bu alışkanlığım devam etti. Aknenizi kullanırken de yine Sebium Hydra kullandım. Yani eğer kurtucu akne tedavisi görüyorsanız veya gördüyseniz sonrasında da sırasında da kullanmak için gözüm kapalı önerebileceğim bir nemlendirici Sebium Hydra benim için. Çok hafif ve güzel bir yapısı var. Kuruluk ve gerginliği anında alıyor. Cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Bu krem de başta söylediğim gibi benim kriterlerime uygun bir krem tabii ki. İçerisinde cilt bariyerini güçlendirici ve nem çekici gliserin, seramit ve alantoin içeriyor. Bu arada bu krem Fluactive patenti diye bir patent sahibi bir krem. Bu patent sebum dengesini sağlayarak gözeneklerin tıkanmasını önleyici bir patent. Yani biraz daha bu bahsettiğim işte calming cream, restorative cream yani daha yoğun yapıdaki ürünler size biraz daha korkutucu geliyorsa ve sivilceye sebep olacağından korkuyorsanız eğer hani ki akneniz döneminde olmayabilir büyük ihtimal ama yine de daha temkinli ilerlemek istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bir yandan gözeneklerin tıkanmasını önleyecek bir patent sahibi bir krem. Sadece şunu da söyleyeyim mesela bu bahsettiğim krem, bu ve bu. Bunlar biraz daha tamam çok hafif su gibi kremler değil ama yani şu ikisi kadar yoğun kremler değil. Eğer ki buna veya bu Bioderma'nın kremine bir şans verecekseniz, alacaksanız yanında ek olarak bence biraz daha yoğun bir kreme ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ikisi hatta yani şu dediğim gibi bunu illaki alın bence. Bunu çünkü çok aşırı bazen bu bazı dönemlerde çok hassaslık oluyor. O dönemde mesela bu Bioderma'nın kremini sürmek yani tamam iyi gelir, nemlendirir, rahatlatır ama yani daha yoğun bir güçlü bir silahınızın da olması lazım elinizde. Evet, sıradaki ürün de şu an elimde olmayan ama bitirdiğim hatta akneniz cilt bakım rutinim videomu çekmiştim şurada. Bayağı eski ama yine de izleyebilirsiniz. O videomda da kullandığım bir krem. Bu Mizon'un All-in-One Black Snail Repair Cream'i. Yine bir Kore ürünü ama gerçekten yani içerik listesi muazzam. Bir kere ikinci içeriği niacinamide. Yani düşünebiliyor musunuz? İkinci içerik. Bu yüzden benim aknenizi kullandığım dönemdeki o kızarıklıkları çok iyi nötrlemişti. Aynı zamanda bu izlerimden kurtulmaya çalıştığım dönemde sivilcenin geride bıraktığı o kırmızı kızarık izi geçirmesini de gerçekten desteklemişti aknenizle beraber. İkinci içeriği niacinamide ama içerisinde salyangoz özünü ek olarak hyaluronik asit fermente içerikler, şey ayağı, seramit ve alantoin var. Yani mükemmel bir içerik listesi var. Dediğim gibi bunların içerik listesi bunun ve şu Midnight Blue Calming Cream'in içerik listesi birazcık kalabalık. O yüzden yani mümkünse tester alıp deneyebiliyorsanız o şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bu salyangoz özü de cildi sakinleştiren, yatıştıran bir içerik olduğu için akneniz döneminde bana gerçekten fayda sağlamıştı. Beni ilacı çok konforlu kullanmamı sağlayan bir krem olmuştu benim için bu Mizon'un kremi. Ayrıca içerik listesi de gerçekten mükemmel. Sadece bu kremle ilgili şunu da söylemem lazım. Çok yoğun bir krem değil. İçerinde her ne kadar ciltte bariyeri oluşturucu içerikler olsa da yine de dediğim gibi elinizde biraz daha güçlü bir oyuncunun daha olması lazım. Bu Avène'in kremi veya Midnight Blue Calming Cream gibi. Ya da başta bahsettiğim ben de sivilce yapalım ama herkesin memnun kaldı. O La Roche-Posay'in daha balm kıvamında olan kremi gibi bir güçlü bir oyuncuya da ihtiyacınız var. Ama bu Mizon'un kremini ben şu şekilde kullanmıştım. İzlerseniz o cilt bakım rutinim videomda da zaten kullanıyorum. Aknenizin altına sürüyordum ben bu kremi. Zaten yapısı çok ağır olmadığı için bazı dönemler cildim hassas olduğu zamanlar, bazı dönemde her zaman üzerine sürmeye başlamıştım bir dönemde. Altına bu kremi sürüp üzerine aknenizi sürüyordum. Böyle olunca da bu taktikle de aknenizi biraz daha az hasarla yani daha iritasyonu daha az yaşayarak daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tabii ki doktorunuz size nasıl kullanmanızı önerdiyse öyle kullanın. Doktorlar da hani sonuçta farklı şekilde önerebiliyorlar. Yıka 2 saat beklet sonra yani sür 2 saat beklet yıka diye öneren doktor var. Gece boyunca kalsın diyen var.
altına nemlendirici sür diyen var, tek başına su kullan diyen var. Yani bu tamamen siz doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Tamam, geliyoruz son ürüne. Bu son üründe benim emektar şu an elimde yok ama herkesin bildiği Bepantol'ün cilt bakım kremi. Bu krem de lanolin içeriğiyle ciltte bir bariyer oluşturarak nem kaybını önlüyor. Aynı zamanda pantenol içeriyor. Yani gerçekten çok sade bir içerik listesi var. Zaten ekranda da şu an görüyorsunuz çok kısa. Parfüm içermiyor, paraben içermiyor. Yani ben parabene çok takılmıyorum ama yine de sade bir içerik listesi olması benim için bir artıydı. Aynı zamanda uygun fiyatlı olması da bir artı. Yani uygun fiyatlı bir ürün arayışındaysanız eğer aklınıza beraber kullanılabilecek bu ürünü ve Şünet Yücelen'in kremini indirimde alırsanız gerçekten sizi çok uzun süreler götürecektir. Sadece biraz daha yatırım yapacağınız bir ürün olarak dediğim gibi şöyle yoğun bir nemlendirici kremi de edinmenizi tavsiye ederim. Daha böyle yanığa yakın hassasiyet yaşadığınızda sürmeniz için. Size şöyle söyleyeyim. Ben bu Bepantol'ün cilt bakım kremini ilk başta hep Sebium Hydra kullandım bir dönem. Ondan sonra full bu Bepantol'ün cilt bakım kremiyle ben sivilce izlerimden kurtuldum yani. Öyle söyleyeyim size. Aslında çok fazla hani şu tarz havalı ürünlere de çok ihtiyacınız yok. Sizi illa bunları almalısınız gibi bir şeye sürüklemek istemiyorum. Zaten akneniz her işi yaptığı için siz cildinizi güzel nemlendirip ama yine dediğim gibi biraz daha yoğun bir kremle de aşırı kurumaya meyilli yerleri desteklerseniz eğer gerçekten uygun fiyatlı bir şekilde de bu süreci ilerletebilirsiniz. Çünkü hani sizi de anlıyorum. Benim videolarıma şey diye yorumlar da geliyor. 1000 liralık bilmem kaç işte hesaplamış birisi toplam kullandığım ürünleri. Akneniz cilt bakım rutinim videomdu galiba. İşte bu kadar işte bir maaşı yatırmışsın falan gibi. Bir kere ben onları aldığım zaman fiyatlar o kadar yüksek değildi. O kaç sene öncesinin videosu. Bir de bu bir tercih, ilgi alanı meselesi. Bu kremle de geçirebilirsiniz bu dönemi. Ama bunda da güzel içerikler var. Bu da uygun olduğu için ben hem yüksek hem orta segment hem uygun fiyatlı her türlü ürünlere yer vermek istiyorum kanalımda. Evet, düşünüyorum, sanırım başka eklemek istediğim bir şey yok. Bu arada bu video konseptini cilt temizleyicileri için ve güneş kremleri için de çekmeyi planlıyorum. İlgilenir misiniz? Böyle video ister misiniz? İsterseniz bana aşağıya yorum olarak yazın. Eğer çok kişi isterse çekerim. İstemezseniz farklı farklı içerikler üretmeye devam ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve beklediğinize değmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.